ALB Forex'ten herkese merhaba. Ben araştırma departmanından Emre Çayırlı. Ons altın fiyatları son dönem içerisinde bir satış baskısıyla beraber gerilemeye başladı. Burada özellikle Amerika tarafında dün açıklanan ekonomik büyüme rakamının gayet pozitif gelmiş olması hem de artık Amerika başkanlık seçimine çok yaklaşmış olmamızın etkisi ön planda kalmış gibi gözüküyor. Bu kapsamda teknik olarak baktığımız zaman ons altın fiyatına düşüş kanalı içerisinde hareketin devam ettiğini görüyoruz. Grafiğe biraz daha yaklaştığımız zaman yukarı alanda 1881 bölgesinin ve 84 bölgesinin direnç olarak izlenebileceği karşımıza çıkıyor. Daha önce destek olarak çalışan bu bölgeye üzerine geçilmediği müddetçe bir ters bayrak formasyonu kapsamında aşağı yönlü hareketler biraz daha 1848 destek bölgesine doğru devam edebilir. Tabii bu alan aynı zamanda FIBO 23.6'lık seviye 1856 bölgesi. O yüzden 1856 aşağısında ve 1848'in gerisinde kapanışlar görmeye başlarsak o zaman ons altın fiyatı belki de 1817,5 dolarlara doğru gerilemesini sürdürecek. Bu yüzden biraz dikkatli olmakta yarar var. Yukarı alanda ise direnç olarak izleyebileceğimiz ana bölge FIBO 38.2'nin geçtiği 1898 bölgesi, kabaca 1900 bölgesi diyebiliriz. 1900 bölgesinin üzerinde ise hemen düşüş trendinin geçtiği bölge 1913. Yani yukarı alanda 3 önemli dirençten bahsetmek mümkün. İlki 1881 ve 1884 arasında kalan bölge, ikincisi FIBO seviyesi olan 1898 ve son olarak da düşüş trendinin geçtiği 1915'i direnç olarak takip ediyor olacağız ama genel eğilim aşağı yönde. O yüzden biraz daha destek kırılmalarına karşı dikkat etmekte yarar var. Şayet 1850 bölgesinin aşağısına geçen bir ons altın görürsek o zaman kademeli olarak 1817 ve devamında 1790 dolarlara doğru ons altın fiyatının gerilediğini görebiliriz. Önümüzdeki hafta hem Amerika Merkez Bankası toplantısı var hem de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. O yüzden önümüzdeki haftanın son günlerinde de ons altın fiyatında hareketli saatler yaşanabilir. Buna karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Gelişmelerin devamıyla ALB Forex'te görüşmek üzere. Herkese iyi günler.